ki Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacağın kesin miydi? Çünkü öyle her baba yiğidin harcı değil bu, biliyorsun. Boğaziçi Üniversitesi'ni kazanacağım tabii ki kesin değildi. Yani böyle bir şey olabilir mi? Olamaz tabii. Ben olmuşken en iyisi olsun istedim. Yani en azından dedim ki yani yapabileyim en iyisini yapayım. En top zirvede birazcık durayım. Biraz da ghost mu oldu şimdi? Bravo, bayılıyorum bu cümleleri. Genç bir kadının ağzına duymak kadar önemli bir şey yok. Elinden gelenin en iyisini yapayım. Olacaksa en iyisi olsun. Evet. Ömrün boyunca öyle olsun. Peki ekstra bir performans gösterdin mi bunun için? Tabii ki. Ben şimdi eğitim hayatım boyunca hiçbir zaman böyle derslere çok ilgisi olan bir çocuk olmadım. Sınıfta hep çok konuşuyordum. Sen? Evet, çok konuşuyordum. İkili olunca çok konuşuyorum. Yani toplu olunca çok konuşuyorum da yanında oturanı sürekli... Kaynatmaca. Evet. Senden bunu beklemezdim. Evet, ben çok okuldan kaçardım. Benim devamsızlıklarım hep böyle kalacak seviyedeydi. Ne diyorsun? Nereye gidiyorsun kaçıp kaçıp? Ne bileyim. Gezmeceler. Boş ver ya, sormasın. Tamam ya, merak ettim çocuğum. Okulda zannediyoruz, neredesin? Yani bir öğrenmeyelim mi şunu? Onca okul zamanı ben evden gelmeni beklerken evde ne oluyor acaba? Neyse, bunları daha sonra öğreneceğim tabii, ben çatlarım. Peki sonra? Sonra işte son sene ben yatıp kalkıp robot gibi çalıştım. Robot gibi. Başka hiçbir şey yapmadım. Böyle adanmış bir şekilde. Ne diyorsun? Evet. Ve amaç sadece İstanbul'a gelip bir şekilde oyunculuk yapabilmek miydi? İşte dedim ya başta, onu aslında bir yerde kaybettim. O biraz bana fazla hayal gibi gelmeye başladı. Evet, denerim dedim ama bir yandan da okulu okuyacağım ve hani bu artık ne olursam onu yapacağım. O zaman hedef İstanbul'a gelmekti. İstanbul'a gelmekti ve Boğaziçi'nin o kokusunu bir almaktı yani. Hepimizin hayaliydi ama. Güzel bir yer, ben seni gezdiririm. Peki sonra İstanbul'a geldin tek başına. Hı-hı. Tek başıma geldim. O çok komik bir anı ya. Bizim hazırlık kampüsü Kilyos'ta, tamam mı? Kilyos'ta ve annemler beni aldılar arabayla Adana'dan İstanbul'a getirdiler. Tamam. Sonra annem hızlıca eşyalarımı yerleştirdi falan filan. Böyle karşıda deniz, arkada yurt, böyle arabayla. Şimdi dediler Adana'da bir evin var, unutma. Dönüp vum diye arabayı sürdü, yokuştan çıktı gitti, ben böyle. Böyle kaldım arkalarında. Adana'da bir evin var, unutma mı? Böyle dedi. Son söylediği şey babamın bu oldu. Ve ağlayarak söylüyor. Çok hızlılardı bir de. Dayanamamış be. Dayanamadı. Ben de gidip denize karşı böyle oturdum. Ne yapacağım şimdi diye. Koca şehirde ben tek başımayım ve hani bütün hedef buydu ama bundan sonrasını hiç düşünmemiştim ya. Bu bir film karesi. Hani, filmin bittiği yer olması gerekiyor. Mutlu son olması gerekiyor. Ne yapacağız şimdi? Bu başlangıcı bence. Öyleymiş. Bana bak, bir film çekilirse başı böyle olmalı. Güzel fikir. Adana'da bir evin var, unutma. Değil. Ve deniz kenarında boşluğa bakan bir genç kadın. İlk ne düşündün? Hatırlıyor musun? Resim gibi olduğunu düşünüyordum. Hmm. O denizin etrafındaki öğrenciler ve o bilinmezliğin güzelliği. Çok güzeldi. Korktun mu? Üzüldün mü? Üzülmedim. İşte bu büyük başarı. Ben korkardım galiba. Birazcık, bilmiyorum, ben cesur biri olduğumu düşünüyorum ya. Öylesin. Korkmadım çok. Sen bir de kendini bırakıyorsun akışa. Evet. 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 Bu, hayırlısı diyorum. Bu öğrenilmiş bir şey. Yine bu annemden ki, hayırlısı hayırlısı. Sen bayağı annenin iz düşümü gibi bir hal mi? Evet. Onun kadar olamıyorum ama. İstiyor musun? Tabii ki. Bence bir üstü olur ya. Her zaman boyunuz kulağa geçer. Annen de bunu görüyordur sende bence. Zaten öyle olduğunu söyleyecektir yani şimdi izleyip ama.